Amerikan skandalı daha patlak verdi. Amerika yine teröristlerle kol kola girdi. Türkiye ile masaya oturan ve Münbiç'in teröristlerden arındırılması için söz veren Amerika'nın daha dün Münbiç'teki teröristlerle görüştüğü ortaya çıktı. Dahası var. Gelen haberlere göre Amerika terör örgütü YPG'ye de hem silah hem de lojistik desteğinin süreceği sözünü verdi. Az sonra bütün bu olup bitenleri harita üzerinde anlatacak Çağdaş Akçay'ı. Münbiç'te ne oldu, ne oluyor? Dünkü Moskova zirvesiyle birlikte İdlib'de neler olacak? Kandil'de neler yaşanacak? Hepsini soracağım Çağdaş, ama önce yeni haftaya damga vurması muhtemel o skandal görüntüleri izleyelim, gelin. Aralarında sivil bürokratlar da vardı, askeri yetkililer de. Amerikalı heyet Münbiç'e gitti. Teröristlerle masaya oturdu. Terör örgütü YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ziyaretin fotoğrafları. Ağızlar kulaklardaydı ve o görüşme sırasında Amerikalı heyetin PKK'nın uzantısı YPG'ye silah ve lojistik destek sözü verdiği iddia edildi. Provokasyon kokan ziyaret tam da Türkiye ile Amerika'nın Münbiç'te ortak devriyeye hazırlandığı bir döneme denk geldi. Bu buluşma Ankara-Washington mutabakatının önümüzdeki sürecinin nasıl işleyeceği konusunda birçok soruyu da gündeme getirdi. Çünkü anlaşmaya göre YPG terör unsurlarının en geç 4 Eylül'e kadar silahlarını bırakarak Münbiç'i terk etmeleri gerekiyor. Münbiç'in terörden temizlenmesinin ardından kent yönetimi Münbiçlerden oluşacak yeni bir sivil meclise devredilecek. Kentin asayişi de bu meclise bağlı kolluk kuvvetleri tarafından sağlanacak. Yani Münbiçliler kendi yaşadıkları şehri yönetip savunmasını kendileri üstlenecek. Ankara temelini terör örgütü YPG'nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin Münbiç'teki varlığını kabul etmeyeceğini net bir dille defalarca ortaya koymuştu. Türkiye'nin kırmızı çizgisine rağmen Amerika'nın YPG ile dirsek temasını sürdürmesi ve silah sevkiyatı konusunda yeni güvenceler vermesi samimiyetsizlik olarak değerlendirildi.